Nitelikli din adamı yetiştirmek bizim de arzumuzdur. Çünkü aydın din adamından bu ülkeye zarar gelmez, fayda gelir. Ancak anayasada eğitim bir bütündür. Biz her alanda eğitimin, din eğitimi de dahil olmak üzere, milli eğitimden, yüksek öğretim kurumlarından bağımsız olmasına karşıyız. Kur'an kurs ve merkezlerinde okuyan öğrenciler için açılacak yurt ve pansiyonları Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine alınsın istedik. Çünkü denetimsiz yurtların, pansiyonların ne hale geldiğini, nelere yol açtığını hep beraber görüyoruz. Biz burada muğlak ifadelere karşıyız. Bakın, mesela kanunda çok net belirlenen şeyler var. Anayasa maddesi deniyor ki milletvekilinin soru önergesine 15 gün içinde cevap verir. 15 gün içinde cevap veriliyor mu önergeleriniz? Hiç verilmeyenler var, 2 yıldır verilmeyenler var. Mesela Tarım Kanunu 21. maddesi diyor ki milli gelirin %1'i çiftçilere destek ödemesi veriliyor mu, verilmiyor. Ya kanunda yazan şeyi vermiyorsunuz ki, buradaki muğlak ifadeler. Zaten milli eğitim ve yüksek öğretimle biz istişare yapacağız, iletişim kuracağız. Arkadaşlar, cehennemin yolları da iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Kanunun ileriki maddelerinde göreceksiniz, hep şöyle var. Boşlukları şöyle doldurmuş efendim. Kararnameyle düzenlenecek, kararnameyle düzenlenecek. Şimdi bu boşlukları dolduracağınız kararnamelerin nasıl çıktığını da hepimiz biliyoruz. Zaten kararname devleti olduk. Ağam bilir hükümeti tarafından yönetiliyoruz. Din konusu siyasetten tamamen ayrı olmalıdır. Ve ülkedeki tüm dini inanç gruplarını Diyanet kapsamalıdır. Cem evlerinin ibadethane sayılmasıyla ilgili hiçbir çalışma halen yoktur. Yıllardır konuşulur fakat yapılmaz. Biz Diyanet Kurumu'nu başkanın tavır ve davranışlarıyla tartışmaya sokmak istemeyiz. Neden? Çünkü Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur. Biz de ona sahip çıkıyoruz. Ama böyle hassas kurumların başına atama yaparken de atamayı yapan hükümetin başının da aynı hassasiyeti göstermesini bekleriz. Biz seçilmişler olarak bu özeni gösteriyoruz. Fakat Diyanet İşleri Kurumu'nu tabii ayırarak söylüyorum. Burayı yöneten başkan aynı hassasiyeti göstermiyor. Birçok kültüre ev sahipliği yapmış olan bu kadim coğrafyada sadece belli bir kesime yönelik tavırları ve iktidarın sözcüsü gibi konuşmaları toplumun sinir uçlarına dokunmaktadır bu Diyanet İşleri Başkanı'nın. Sadece farklı inanç gruplarını değil, Müslümanları bile ayrıştırmaktadır. Ötekileştirici uslubu ile Müslümanlar tarafından da tepki almaktadır. Bunun da bilinmesini isterim.